Sosyal medya neden bu kadar vaktimiz alıyor? İnsanların sevindikleri, üzüldükleri, heyecanlandıkları, korktukları anlarda vücutlarında farklı tepkiler meydana gelir. Bu duygular anlık gibi görünseler de gerçekteki yaşamlarımızı etkilerler. Bir akrabamız öldüğü zaman üzülürüz. Bunun yanında yıllar sonra o kişi aklımıza geldiğinde gene üzülürüz. Dopamin adlı kimyasal, bizlerin olumlu duygularında ortaya çıkıp davranışlarımızı pekiştirir. Ödevini yapan çocuğa bir gofret alırsanız, bir zaman sonra ödevlerin düzenli yapmak için çabaladığını fark edebilirsiniz. Dopamin, o gofretin çocuğa verildiği anda salgılanır. Kısa süreli de olsa haz yaşamamızı sağlar. Sosyal medya uygulamaları bu sistem üzerinde kurulurlar. Sizin sevdiğiniz, ilgilendiğiniz konuları sürekli olarak karşınıza çıkartılır ve daha sonra sık giriş yapmanızı sağlarlar. Bu etkinlik sürekli kendini tekrar ederse bir zaman sonra bağımlılık haline gelir. Neden, hangi amaçla girildiğini bilmeden her defasında aynı şeyle karşılaşacağınızı bildiğiniz halde sürekli olarak sosyal medyada takılırsınız. Kısa süreli haz yaşatan bu uygulamalar üretkenliğimizi uzun süreli olarak yapacağımız işleri engellerler. Bir anda yapacağımız işi bırakıp sosyal medya uygulamaları arasında gezintiye çıkarız. Orada alacağımız bir beğeni anlık olarak bizi mutlu eder. Uzun dönemli düşünürsek konsantre olmamızın önünde çok büyük bir engeldir.